Tükürük bezinin kanseri nedir? Kanser insan vücudunda birçok yerde görünüyor ama tükürük bezinin kanseri deyince tükürük bezinde olduğunu anlıyoruz. Tükürük bezlerinin en sık kanserleri kulak önündeki tükürük bezinde görünüyor. Daha sonra çene altındaki tükürük bezinde görünüyor. Daha nadiren de ağız içindeki küçük tükürük bezlerinde görünebiliyor. Tükürük bezlerinin biraz daha farklılığı var. O da ne? Tükürük bezi İnsan vücudundaki üç ana katmandan da tabaka taşır içinde. Bu her organda böyle değildir. Örnek verecek olsak kalp organında böyle değildir, karaciğerde böyle değildir, gözde böyle değildir. Ama insan vücudu anne karnındaki gelişmesinde üç ana tabaka oluşur ve onların üzerinden gelişirken işte bu üç ana tabakadan da parçalar taşıyan bir özelliği vardır tükürük bezinin. Ve o nedenle dokudan yana zenginliği çok değişik türde tükürük bezi kanserlerinin de gelişmesine yol açar. İşte bu nedenle biz tükürük bezinde bir kanserin tedavisini biraz daha farklı yollarda izleyebiliriz. Ama her ne olursa olsun önce bu kanserin teşhis edilmesi ve teşhisle beraber izlenmesi gereken bir yol vardır. Tükürük bezi kanseri nasıl teşhis edilir? İlk planda bunların en çok kendilerini gösterdikleri şey bir şişlik ortaya çıkması. Sinsi bir şişlik, genellikle ağrı yapmayan bir şişlik ama zamana dayanan bir şişlik. Yani aradan haftalar geçer, belki aylar geçer. Küçülmediği gibi belki biraz da büyüme eğiliminde olan bir şişlik. Nadiren ağrı yapan, nadiren tükürük bezi akımlarını bozan ama genellikle hiçbir belirti yapmayan bir şişlik. İşte böyle bir şişliği fark ettiğimiz zaman hekime başvurmalıyız. Hekim de o aşamada bu tükürük bezindeki şişliğin doğasını anlamaya çalışır. Bunun altında ne yatıyor acaba diye anlamaya çalışır. Bunun da en iyi yollarından birisi iğne ile o şişliğin içinden bir parça almaktır. Bu parça ile biz teşhisi koyabiliriz ve koyduktan sonra da tedavi planlamasına geçmeden önce yapmamız gerekenler vardır. İşte bunlardan bir tanesi de eğer bir kanserse bu bölgedeki kanserlerin tipik özelliklerinden birisi boyuna doğru yayılması ve boyunda bazı lenf bezlerinde de aynı hastalığın ortaya çıkmasıdır. İşte o nedenle biz boyunda da bir problem olup olmadığını anlamaya çalışır. Daha sonra da acaba vücuda bir yayılım var mı bunu anlamaya çalışırız. Daha sonra da bir tedavi planlamasına kalkışırız. Hastamızın sağlığını, hastamızın genel durumunu, hastamızın tercihlerini, hastamızın kaygılarını, hastamızın yaşamla ilgili yapmak istediklerini tamamını bir yandan göz önünde bulundururken bir yandan da bizim yapabileceklerimizi masaya koyar ve en iyi tedavi belirlemeye çalışırız. Tükürük bezi kanserleri kısaca vücuttaki üç ayrı ana katmandan örnek almış, o nedenle çok değişik çeşitlilikler gösterebilen, ilk planda boyuna yayılabilen, daha sonra da vücuda yayılabilen kanserlerdir.